Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kıymetli izleyiciler, bir sahur özel programında sizlerle birlikteyiz. Ramazan-ı Şerif ayında da sizlerle FMTV ekranlarından canlı programlarla birlikte, hocalarımızla birlikte size Ramazan'ı yaşatmaya, Ramazan'ın keyfini sürdürmeye devam ediyoruz. Sahur özel olsun, iftar özel olsun, Ramazan özel programlar olsun, teravih sohbetleri olsun. Bu şekilde FMTV hiç durdurak bilmeden devamlı bir şekilde canlı sohbetlerle, canlı vaazlarla, canlı bağlantılarla size sunumlar yapmaya devam ediyor. Bugünkü sahur özel programımızda dualar programından tanıdığımız Sami Geniş hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Şükürler olsun, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Sami hocamız bizlerle birlikte bugün Ramazan'da edilmesi gereken, yapılması gereken, yapabileceğiniz duaları konuşacağız. Diğer konulara da yer yer vereceğiz. Ama tabii ki seyircilerimizi de hiçbir zaman unutmuyoruz. Sizler de bizlere katılabilirsiniz. İletişim adreslerimizi hemen hatırlatalım. 0216 488 0488 numaralı hattan bizlere ulaşabilirsiniz. 0538 330 97 42 0538 330 97 42 numaralı hattan bizlere ulaşabilirsiniz kıymetli izleyiciler. Buradan sormak istediğiniz Ramazan'la alakalı istediğiniz soruları bizlere gönderebilirsiniz. İletişimle alakalı bizimle arkadaşlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Arayarak da geçebilirsiniz. Mesaj yoluyla da tekrar hatırlatalım. 0538 330 97 42 numaralı hattan bize ulaşıp mesajlarınızı, sorularınızı, önerilerinizi, tebrik telefonlarınızı alabiliriz kıymetli izleyiciler. Evet hocam, tekrardan hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Şu hemen Ramazan-ı Şerif'in bir önemine ilk önce bir değinmek istiyorum. Ramazan geldi, şükürler olsun. Ve ilk defa Ramazan'la alakalı bir programa sizi davet ettik. Ramazan'la alakalı ilk olarak söylemek istediklerinizi alalım. Ramazan-ı Şerif ayı öyle bir aydır ki, eğer insanlar bu ayın kıymetini bilselerdi, bütün yılın Ramazan-ı Şerif olmasını isterlerdi buyuruyor Resulullah Efendimiz. Ramazan-ı Şerif ayı 11 ayda bir gelen, bizleri ötelerin ötesinde çok daha büyük mükafatlara eriştiren çok mübarek bir aydır. Bu ayda biz kendimizi tanırız, nefsimizi tanırız, düşmanlarımızı tanırız. Zaten eğer bu ayda bir insan kendisini tanıyamıyorsa, nefsini tanıyamıyorsa, şeytanı tanıyamıyorsa, bu ayda bir şeyleri eksik yapıyor demektir. Bu ayın özelliği insanın kendisini en güzel şekilde tanımasıdır. Eğer tanıyamıyorsa bu ayda bir eksiklik vardır. Ramazan-ı Şerif'in özelliği budur. İnsanın kendisini tanımasıdır. Şimdi programa başlamadan önce yine her zamanki gibi inşallah Kur'an-ı Kerim okuyalım. Ondan sonra programımıza devam edelim. Müsaade var değil mi? Tabii ki. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Âmena Rasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minûn. Kullun âmena billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi. La nufarriqu beyne ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
Rabbena la tuâkhidnâ in nesînâ ev ahdâ'nâ. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kemâ hamaltehu alellezîne min qablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la tâkate lenâ bih. Ve'fu annâ ve'gfir lenâ ve'rhamnâ. Ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin. Sadakallahul azim ve bellana rasuluhun nebiyyül kerim. Ve nahnu ala zalike minel şahidine şakirine bi kalbin selim. Mevla Teala Hazretleri bu okumuş olduğumuz Bakara suresinin son ayetlerini bizlere Miraç gününde hediye olarak yollamıştır. Bu ayetlerde bizlere çok büyük müjdeler vardır. Diğer ümmetlere yapılmayan, tabiri caizse, kıyaklar vardır. Bu ayetlerde bizlere cennete giden yoldaki bütün engellerimizi kaldıracak güzellikler vardır. Mevla Teala Hazretleri bu ayetlerdeki yapılan duaları inşallah kabul eylesin. Eyvah diyeceğimiz hallere düşmekten bizleri muhafaza eylesin. Mevla Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Amin. Sofralarınızın başında, koltuklarınızda otururken bu mübarek vakitte, bu güzel vakitte bizleri izliyorsunuz. Ramazan-ı Şerif ayında sahuru bekliyorsunuz. Saat 2'yi 10 geçiyor. Kıymetli Müslümanlar, bu vakit teheccüd vaktidir. Sizlerden programın ilerleyen vakitlerinde teheccüd namazını kılmanızı rica edeceğim. Eğer bir Müslüman televizyonunda bu programı izler, Allah'ın kelamını dinler, buna rağmen hala daha kalkıp teheccüd namazını kılamazsa şöyle bir oturup düşünmeli. Televizyondan izlemek kolaydır. Dinlemek kolaydır. İnsan kendi kendine der ki, ya herkes başka başka şeyleri izliyor, dinliyor. Herkes kahvelerde sahur bekliyor. Ben ne güzel burada oturmuşum, Allah kelamı dinliyorum der. Ama bu nefsin aldatmacasıdır. Kıymetli Müslümanlar, eğer şu anda televizyonunuzun başından kalkıp, güzelce abdestinizi alıp, bir kenara geçip teheccüd namazı kılabiliyor iseniz, ellerinizi açıp Mevla'ya dua edebiliyor iseniz, işte gerçekten karlı olan sizsiniz. Bu vakitlerde televizyonun başında izlemek güzel şeydir. Allah kelamını dinlemek güzel şeydir. Bu konudaki tavsiyelere uymak güzel şeydir. İnsan mutlu olur. Ancak teheccüd namazı 100 gün, 1000 gün, ömür boyunca Allah kelamını anlatan televizyonu izlemektense iki rekat teheccüd namazı kılmak çok daha evladır ve faziletlidir. Yavaş yavaş kendinizi hazırlayın. Teheccüd namazını kılmak için kendinizi ayarlayın. Şimdiden bunu baştan söylüyorum. Kaçta hatırlatalım hocam, onu da söyleyeyim hemen. Saat 3'te yemeğe oturur insanlar. İnşallah 3.30'da hatırlatalım. İnşallah. 3.30'da bu konuyla alakalı konuşalım. Tamam inşallah. Buyurun. Şimdi hocam, şimdi Ramazan ayındayız. Şöyle bir şey isteyeceğim sizden. Dualar programından da sizi sevgili izleyicilerimiz tanıyordur. Bizler özel istek olarak sizden şöyle bir şey isteyeceğiz hocam. Ramazan'a özel dualar var mıdır? Bununla alakalı sevgili izleyicilerimizin de merak ettiği sorular var. Gelen maillerde, o şehirde mesajlar da var. Ramazan'la alakalı özel dualar var mıdır? O güne, Ramazan'a ait özel dualar var mıdır? Şimdi dua meselesi çok önemlidir. Herkes kendisine sorar. Ben ne zaman dua ettim? Benim duam hemen kabul oldu. Bu çoğu insan için olmamıştır. O kadar dua ettim olmadı.
Bu çoğu insan için böyledir. İnsanlar öyle zanneder. Ancak dua öyle bir şeydir ki, pek kıymetli Müslümanlar, eğer bizler Ramazan ayındayız, sahur yaparken, teheccüd namazımızı kılarken, ibadetlerimizi yaparken ve iftar vakti yapılan dualar mutlaka kabuldür ifadesini duyduğumuz halde, ellerimizi açıp Allah'a yalvaramıyorsak, size çok samimi bir şekilde söylüyorum, oturup düşünmeliyiz. Ben neden dua edemiyorum? Çünkü eğer siz kalbinizden dua etme isteği geliyorsa, duruyorsun, namaz kılıyorsun veyahut da iş yapıyorsun. İş yaparken içinden Allah'a dua et, namazını daha güzel kıl. Allah'a dua et, evladın için dua et, işin için dua et, vatanın için dua et diye bir istek geliyorsa, bilin ki Mevla Teala Hazretleri sizin duanızı kabul etmeden önce sizden o duayı bekliyor. Eğer içinizden hiç dua etmek gelmiyorsa, ya dua, namaz kılıyorsun, dua etmeden kalkıyorsun veyahut da iftardan önce veya sahur sofrasındasın, dua edemiyorsan, bu orucundan da önce, ibadetinden de önce neden dua edemiyorumun sıkıntısını yaşamalıyız. Çünkü bir insana dua etme isteği geliyorsa bilin ki o duanın kabulünü Mevla Teala garantiliyordur. Ramazan-ı Şerif ayına özel dualar var mıdır? Resulullah Efendimizin bu aylarda yapmış olduğu dualar vardır. Sürekli yapmış olduğu dualar da vardır. Ama ben bunların hepsini okuyorum. Peygamber Efendimizin dualarını takip ediyorum. Resulullah Efendimiz dualarında hep şu şekilde dua etmiştir. Şu anda neye ihtiyaç var? Neyle alakalı bir sıkıntı var? Yolda gidiyorsun. Bir yerden bir yere gideceksin. Bilet alman lazım. Buradan Ankara'ya gideceksin. Sen diyorsun ki abi buradan Artvin'e otobüs bileti verir misin? Yanlış istek bu. Ankara'ya gideceksen Ankara için bilet alman lazım. Şimdi biz ellerimizi açtığımızda Allah'ım artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin, bizlik Allah ziyade eylesin. İşte gelmişimize geçmişimize dua edelim. Bu değil. Eğer dualarımız böyle sıradanlaşmış ise bunların hepsine bir çizgi çekip baştan dualarımızı bizim düzenlememiz lazım. Şu anda dua edelim. Ellerimizi açtık. Dua ediyorum şu anda. Önümüzde ne var? Allah'ım şu vakitte Peygamber Efendimiz sana nasıl münacaatta bulunuyorsa, bu vakitlerde Resulullah Efendimiz neler yapıyorsa hepsini yapabilmeyi bizlere de ikram eyle Allah'ım. Resulullah Efendimiz bu zamanlarda evlatlarını nasıl yetiştiriyorsa aynı şekilde evlatlarımızı yetiştirebilmemizi ikram eyle Allah'ım. Allah'ım şu vakitlerde nelerden razıysan bizi o halle hallendir Allah'ım. Bakın şu anda ihtiyacımız olan şey bu. Şu anda ihtiyacımız olan şey bu. Çok daha ötesi veya çok daha gerisi veyahut da kulaktan duyduk böyle duaymış böyle dua edelim. O değildir dua. Eğer o şekilde dua ediyorsanız dua etmeye devam edebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Ama ihtiyacınız olan ne? Buradan Ankara'ya gitmek. Ankara'ya giden bileti isteyeceksin. Her şeyi istersen abi sen onu da ver onu da ver ortaya bir şey yap da olmuyor. Özel neye ihtiyacın var? Şu anda neye ihtiyacımız var? Allah'ım şu anda zulüm gören Müslümanları Allah'ım sen onların hepsini muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım Müslümanlar neden zulüm görüyorsa Allah'ım o hallerden o Müslümanları sen kurtar Allah'ım. Nasıl galip gelmeleri gerekiyorsa Müslümanları bütün o güzelliklerle o amellerle müzeyyen eyle Allah'ım diye dua etmeliyiz. Ramazan'a özel dua, arkadaşlar hadis kitaplarında her gün için özel dualar var. Ancak bu sizin rotanızı şaşırttırır size. Not alacaksınız. Ne istememiz lazım ve ne şekilde istememiz lazım diye hemen not alacaksınız. Şu anda neye ihtiyacım var? Ramazan ayında gerçekten güzel bir Ramazan geçirmeye, güzel bir oruç tutmaya onun için Allah'ım. Dostların nasıl oruç tutuyorlar Allah'ım? Aynı şekilde bana da oruç tutmayı ikram eyle Allah'ım. Bu çok güzel bir dua. Tam 12'den yapılmış bir duadır. Ve önümüzdeki istektir. Şu anda yolumuzun üzerinde olandır. Onun için biz dualarımızı yaparken bu şekilde dua etmeliyiz. Öbür türlü ben size söylerim. Siz o şekilde dua edersiniz ama içiniz o duayı, o isteği hissetmiyorsa o dua değildir.
Eğer dua ederken hem diliniz, hem aklınız, hem kalbiniz gerçekten de ihtiyacım var buna diyorsa, bilin ki o dua duadır ve Mevla Teala Hazretleri o duayı kabul edecektir. Beyin, dil ve gönül hepsi aynı şeyi istiyor. İşte o dua kesinlikle kabuldür. Evet hocam. Teşekkür ederiz. Şimdi hocam gelen sorular var. Hemen onlara da yer verelim. Ayrıca şunu da hatırlatalım. Kıymetli izleyiciler, Sami hocamız en sonunda sahur vakit, yani doğum imsak vakti doğumuna 5-6 dakika kala dua edecek. Dua isteyenler, hastaları olan işte dua isteyenler varsa bununla alakalı bizlere ulaşsınlar. Bizlere mesaj göndersinler. İletişim adreslerimizi hemen tekrardan hatırlatalım. 0538 330 97 42 numaradan bizlere mesaj yoluyla ulaşabilirler. Hastası olabilir, isteği olabilir. Dua için isteyenler varsa bizlere ulaşsınlar kıymetli izleyiciler. En sonunda son 6 dakika 7 dakika kala dua yapacak hocamız. Onu da sizlere aktarmış olalım. Gelen sorular var hocam. Bunlara da kısa kısa hemen cevaplar verelim. Sevgili izleyicilerimizden gelen sorular. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı Ramazanlar. Bir komşuma borç verdim. Geri vermedi. Zekata saysam olur mu demiş bir izleyicimiz. Bir izleyicimiz böyle bir soru sormuş. Bir komşumuza borç verdik. Biraz uzak ama. Borcunu geri vermedi. Hocalıkta en zor şey şudur. Bilmiyorum diyebilmek. Şimdi arkadaş... Selman hocamız dedi ki hocam sorular gelecek, soruları sorabilir miyim? Dedim ki ona istediğin bütün soruları sor, gelen her soruyu sor ama şuna şaşırma, bilmiyorum dersem sakın kalma. Saygıdeğer izleyiciler, sevgili izleyiciler, bir arkadaşımıza borç verdik ve o borcunu geri ödeyemedi ve o gerçekten de düşkün ve muhtaç bir durumda. Biz bu borcu zekata sayabilir miyiz? Sayamayız. Çünkü senden çıkan o mal, o meblağ neyse o şekilde çıkmalı. Zekat için çıktıysa zekattır, borç için çıktıysa borçtur. Şöyle bir yöntem tavsiye ediyor hocalarımız. Sen ona o meblağ kadar zekat verirsin, o sana geri öderse o zaman olur. Veyahut da o sana borcunu öder, sen ona geri onu zekat olarak verirsin. Yoksa öbür türlü ben ona verdim gitti. Şimdi dönen çekler var, birisiyle ticaret yapmışsın, adama ulaşamıyorsun. Hocam o para gitti, ben onu zekata sayabilir miyim? Sayamazsın. Çünkü İslam dininde o mal senden çıkarken zekat olarak çıkmalı. Zekat veriyorum demek zorunda değilsin ama zekat olarak çıkmalıdır. Öbür türlü kesinlikle zekata sayılamaz. Evet hocam, devam edelim. Selamünaleyküm. Diğer bir izleyicimizinkine de cevap verelim hemen. Esselamu Aleyküm hocam, ben Kocaeli'den Levent, sizden bir ricam olacak belki konunuzun dışında ama ben ölümden ve kabir azabından çok korkuyorum. Aklıma geldikçe ürküyorum. Beni biraz aydınlatır mısınız? Allah sizlerden razı olsun demiş. Ölümden ve kabir azabından korktuğunu söylemiş izleyicimiz. Ölüm güzel şey. Budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber demiş Necip Fazıl. Kıymetli Müslümanlar, zevkleri, neşeleri, mutlulukları bıçak gibi kesen ölümü hatırlayın ifadesi var. Ölüm gerçekten de korkutucudur, ürperticidir. Kime? Hazırlanmayana. Eğer bir insan gerçekten de ölüme hazırlandıysa, ölmeden önce öldüyse, kendisini, kalbini ve ruhunu Mevla Teala'nın istemiş olduğu şekilde dizayn ettiyse, o insana zaten ölüm yoktur. Ölümü anlamayacaktır. Ölümü anlamayacaktır. Tereyağından kıl çeker gibi ifadesi var. Ruhu o şekilde alınacaktır. Eğer bir insan ölüme hazırlanmadıysa, boş verdiyse, sözde Müslüman olduysa, modaya göre hayat yaşadıysa, Allah'ı inkar ettiyse, dini sıradanlaştırdıysa, bir pamuğa bir yüne dikenli teli koyun ve o dikenli teli o yünün içinden çekin, paramparça eder. Aynı o insanın ruhu da o şekilde çıkar ve bunun acısı
dil ile anlatılmayacak, akıl ile anlaşılmayacak derece büyüktür. Bu şekilde ise insan korkmalı. Ama eğer kendisini Mevla Teala'nın rızasına hazırladıysa, ölüm ona sadece elhamdülillah deyip göçmektir. Başka hiç korkulacak tarafı yoktur. Evet. Hocam demiş, müzik aletleriyle peygamberimizi mededen, metheden ilahi söylemek ne kadar caiz? Bizim bildiğimiz saz veya buna benzer çalgı aletleri kullanmak İslam'da yeri yok demiş bir izleyicimiz. Cevabını da vermiş. Diğer bir sorumuz, Ramazan orucunda sahura kalkmayınca o günü yiyince kefaret olur mu demiş. Hani o gece oruca kalkmadık, yani sahura kalkmadık. Yani ertesi gün yedim. Kefaret gerektirir mi diye sormuş izleyicimiz. Şimdi bu soru biraz fazlaca geliyor. Bir insan niyet ettim Allah'ım senin rızan için oruç tutmaya dese ve günün ortasında ya ben bu orucu tutamayacağım deyip bilerek orucunu bozsa, 61 gün sıralı arada boşluk olmaksızın kefaret orucu tutar. Bu 61 günlük kefaret orucunu tutmak zorunda. Bir adam dese ki ben yarın oruç tutmayacağım, niyet de etmiyorum, sahura da kalkmıyorum dese ve o gün hiç oruç tutmasa, yemek yese, 61 gün cezası yoktur. Çünkü onun cezası bu dünyada kesinlikle karşılığı yoktur. Cezası çok büyüktür. Onun hesabını sadece Allah'a verir, başka hiçbir türlü onun cezasından kurtaramaz. Adam oruca niyet etti, orucu bozdu. Onun cezası belli, bu kadar verirsin, kurtulursun. Ama ya nasıl olsa kefaret yok, ben de oruç tutmam der ve orucu bile bile yerse, işte onun cezasının haddi hesabı yoktur. Hesabını sadece Allah verir ki Mevla Teala Hazretleri bizleri muhafaza eylesin. Şimdi hocam şöyle bir şey vardır ya, hani bu da söylenir, hani Ramazan ayında bir gün oruç tutmanın hükmüne biraz değinirsek, değinecek olacaksak, yani bir gün oruç tutmaya, keyfi oruç tutmayanların o orucu bin yıl, yani ömrü boyunca oruç tutsa o günün sevabına erişemeyeceğinden biraz bahsedersek, hani insanlar gerçekten bunu anlaması gerektiği yönünde söylüyorum yani. Bir insan bile bile oruç tutmadı, inadına tutmadı veya hiç önemsemedi ve pişman oldu. Aradan yıllar geçti, ya dedi ben nasıl oruç tutmadım dedi ve pişman oldu. Unutmayın ki bunun yarası, bunun sıkıntısı hiçbir zaman geçmeyecektir. Kalıcı bir yara bırakacaktır. Tutmadığımız, bile bile tutmadığımız her oruç bizim nasıl bedenimizden herhangi bir uzvumuz koptuğu zaman o orada yoktur. O orada yoktur. Her zaman öyle olacaktır. Bizim imanımızla alakalı. Ama oruca tuttun, bozdun. 61 gün kefaret yaptın. Vücudunda herhangi bir yer yaralandı. Sonra o vücudundaki yara kapandı. 61 günü tuttuğun zaman o yara kapanıyor. Hiçbir şey belli değil. Ama bile bile oruç tutmadın, bir parmağın gitti. Bir daha tutmadın, iki parmağın gitti. Bir bakmışsın imanında hiçbir yer kalmamış. Bu kadar tehlikelidir bile bile oruç tutmamak. Evet. Ne güzel bir hizmet yapıyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Yolunuz her daim açık olsun demiş bir izleyicimiz. Selamünaleyküm hocam. Mukabelede Kur'an-ı Kerim'i takip ederken arada kaçırıyorum. Birebir okuyamıyorum hoca gibi demiş. Ayrıca canlı yayınla mukabeleyi takip ediyorum. Maşallah dünyada bir ilki gerçekleştiriyorsunuz demiş. Maşallah demiş. Hocamızın mukabelesini takip ediyor galiba izleyicimiz. Canlı sabah 11'de, 16'da tekrar ve gece bizim programdan hemen sonra 45 geçede tekrarı yayınlanacak. Canlı mukabelenin tekrarı yayınlanmış olacak. Selamünaleyküm hocam. Mukabele Kur'an-ı Kerim'i takip ederken biliyorsunuz ki Ramazan ayı gelmesiyle birlikte insanlar bir mukabeleye başlıyor. Bu Ramazan ayının işte faziletlerinden bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'in hatimedilmesi. Bununla alakalı birebir takip ediyorum ama bazen kaçırıyorum, okuyamıyorum hoca gibi demiş. Bunun bir şeyi var mı demiş. Şimdi saygıdeğer izleyiciler, hoca okuyor. Estağfirullah. Ve vassayna l-insane bivalideyhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا okuyor. Normalde bunun mukabele takibi şu şekilde olur. Hoca okurken sen de içinden hocayla beraber okursun. Aslanlar insanı güvendi. İhsana. Okuyamıyorsun, gözünle takip edersin. Oldu ki kaçırdın,
oldu ki kaçırdın. Amener Resulü'yü okudum ben programın başında. Rabbena la tuahizna in nesina ev ahtana. Allah'ım, unuttuk veya hataen yapmış olduğumuz yanlışlardan dolayı bizi sorumlu tutma. Mevla Teala Hazretleri, unuttuk veya hatayla yaptığımız şeylerden bizi sorumlu tutmayacaktır ki o şekilde devam edebilirsiniz. Kaçırsanız da önemli değil. Mümkün mertebe geri dönüp onları düzeltebiliyorsanız düzeltin, düzeltemiyorsanız Mevla Teala Hazretleri hatiminizi ve mukabelenizi kabul edecektir Allah'ın izniyle. Bunda büyük bir sıkıntı yoktur. İnşallah. Sami hocam, Allah senden razı olsun. Rahmetli dedem yine rüyama girdi, yine küstü bana. İnşallah dedem İsmail Aşer'e dualarınıza yer verir misiniz? Ben Kocaeli'den Levent Aşer. Allah sizi başımızdan eksik etmesin demiş. Teşekkür ediyoruz izleyicimize. Allah razı olsun diyoruz. Size de bir teşekkür etmiş. Selamünaleyküm hocam. Namaz kılıyorum elhamdülillah ama bazı zamanlarda böyle bir an vesvese geliyor ve o vesveseye kapılıp namazı aksatma problemim oluyor. Yine kılıyorum ama bu olay benim için büyük sıkıntı. Bunun için dua eder misiniz demiş. Allah razı olsun. Ne güzel ki böyle şeyler için, namaz için dua istiyorlar hocam. Bu da çok güzel. Bunun için dua memnun yoktur edin. Ama. Saygıdeğer izleyici, bir yerde kaçak var. Bir insan namaza başlar. İbadetini güzelce yapar. Eğer o namazıyla alakalı bir aksaklık oluyorsa bilin ki başka bir yerde yapmış olduğun hata o namazını aksatıyor. Eğer bizler ibadetlerimizde yürümüş olduğumuz, yapmış olduğumuz ibadetlerimize bazen ağırlık geliyorsa bize bir yerde kaçak var. O kaçağı bulup kapatırsak namazlarımızda bazen ileri bazen geri durumuna düşmeyiz. Ben dua ederim. Ama Resulullah Efendimiz'in şöyle bir ifadesi var. Sahabeden bir tanesi geliyor, ya Resulallah bana dua eder misin deyince Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben sana dua edeyim ama sen de benim duama yardımcı ol. Nasıl? Ben şimdi dua edeceğim. Sen de orada bir yerde kaçak var. O kaçak neredeyse, o kaçağı bul, o kaçağı kapat. Kapatmazsan bu hayatında sürekli böyle gider. Eğer o kaçak büyürse normalde 5 vakit namaz kılıyorsun, bazen 3 vakite düşüyor. O 5 vakit namaz kılacaksın, sonra 2'ye düşecek o. Sonra 1'e düşecek, sonra namazdan da düşersin. Çünkü o kaçaktan bütün güzel amellerin gider. Buna dikkat etmek lazım. Bunun tek sebebi budur. Dikkat etmek lazım. Bunun duadan çok kendimizi kontrol etmemiz gerektiğini. Kesinlikle. Ondan evet. Sonra dua edilir, hiç sıkıntı yok. Şimdi hocam 2.5 dedik, 2.5'da da teheccüdü hatırlatalım demiştik. Evet. Teheccüdü hatırlatalım. Bununla alakalı teheccüde de önemli biraz detaylar almak istiyorum hocam sizden. Teheccüdün önemi, teheccüdün dinimizdeki yeri, Peygamber Efendimiz teheccüdü nasıl kılardı gibi böyle birkaç soruyla olayı size sormak istedim. Ardından birkaç sorum daha var teheccüdle alakalı. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. Bu Peygamber Efendimiz'e Mevla'nın bir tavsiyesidir. Peygamber Efendimiz gece namazlarını hiçbir zaman aksatmamıştır. Bu gece namazı öyle bir şeydir ki, kıymetli Müslümanlar, uzaktan tanıdığınız veya tanımadığınız birisi gecenin 2.30'unda gelse, kapınızı çalsa, uykulu uykulu bu saatte kim deyip kapıyı açsanız, karşınıza çıkan kişi dese ki, ya benim bir ihtiyacım var. Oğlum bu saatte mi geliyorsun? Yürü git dersin. Dedin, kovdun adamı. Tamam, gitti. Yarın gece bir de aynı vakitte geldi. Abi ya, seni söylediler, sen iyi bir insanmışsın, onun için sana geldi. Oğlum bak bir daha gelme. Dedin, kovdun adamı bir daha. Üçüncü gün bir daha geldi. Dördüncü gün bir daha geldi. Beşinci gün bir daha geldi. En sonunda ya kovarsın veya dersin ki ya bu gelecek, bunu kovmakla bu işle baş edemeyeceğiz. En iyisi ne istiyorsa verelim de gitsin. Bakın biz insanız. Gecenin yarısı birisi bizim kapımızı çalsa, abi dese ya, abla dese ya, başka kapım yok, kime gideyim abla ya? Sana geldim, şu işimi hallediver dese, samimiyetinden şüphe ettik, gönderdik. Yarın bir daha geldi en sonunda. Ya bu böyle olsa bu kadar gelmez. Demek ki samimi dedik, ihtiyacını verdik. Onun için gece namazı çok önemlidir. Bizler
eğitim hafız yetiştiriyoruz. İslam alimi yetiştiriyoruz. Dini yaşantıda peygamberin sistemi üzerine nasıl ticaret yapılır? Nasıl okunur? Nasıl bir eğitim alınır? Bunları insanlara öğretiyoruz. Bizim işimiz bu. Bazen projelerimiz bizim çoktur ve sürekli yeni yeni projeler yaparız. Projelerimize bazen ağırlık olur, bazen yavaşlama olur, bazen zorluk olur. Biz bunları aşmak için ne zamanki ağırlık oldu, ne zaman artık yükümüz ağırlaştı, gece kalkmaya başlarız. Ben şahsen öyle yapıyorum. Baktım ki sıkıntılarım arttı, bazı sorunlarım var, çözemiyorum. Hemen saatimi kurmaya başlarım saat 3'e. İki rekat teheccüd namazımı kılarım. Allah'ım derim ya, menfaatim için geldim Allah'ım. Bir menfaatim var Allah'ım, ondan kalktım bu saatte ama Allah'ım gidecek başka yerim yok ki. Nereye gideyim Allah'ım? Başka kapım yok ki isteyeyim Allah'ım. Senden başka ilah yok ki yalvarayım Allah'ım. Allah'ım yine senin huzuruna geldim. Menfaatimden dolayı geldim ama Allah'ım. Allah'ım sana geldim Allah'ım. Bu şekilde yapılan dua reddolunur mu? Size söylesem bunu siz bile tamam hoca neyse söyle dersiniz. Bunu bir de Mevla'ya söylediğinizi düşünün ve bir de içinizin yanarak söylediğinizi düşünün. Vallahi o dua kesinlikle reddolunmaz. Şu anda abdestinizi aldınız, bir kenara geçtiniz, namazınızı kıldınız. İyyâke nâbudü ve iyyâke nestaîn derken Allah'ım yalnız sana ibadet ediyorum, yalnız senden istiyorum, başka kapım yok Allah'ım dercesini o namazınızı eda ettiniz. Ve sonra ellerinizi açtınız, salavat-ı şerife getirdiniz ve ondan sonra dediniz ki Allah'ım kapına geldim. Kapım yok başka. Huzuruna geldim, başka da huzur yok Allah'ım. İnsanlar zaten sırt çeviriyorlar Allah. Allah'ım kime derdimi anlatayım Allah'ım, senden başka ilahım yok Allah'ım dediniz ve bir de gözyaşı döktünüz. Bilin ki Mevla Teala Hazretleri dedi ki size, kulum buraya gel, ihtiyacın neyse sana vereceğim. Oradan kalktığınız andan itibaren istediklerinizin hepsi yola çıktı, size geliyor. Bu dediğimi unutmayın. Ne istediniz? Çıktı yolda ve size geliyor. Başka hiçbir türlü, yani hocam şimdi sonra kabul edilir değil. O an kabul ediliyor. Bu saatte gözyaşı dökerek yapmış olduğunuz samimi dualarınız o an kabul ediliyor. Onun için şu anda ne olursa olsun tembellik yapmadan, miskinlik yapmadan ben de buradayım Allah'ım, ben de senin kapına geliyorum Allah'ım deyip abdest alıp bir köşeye geçip namazımızı kılabilirsek ve ellerimizi açıp Allah'ım başka kapım yok sana geldim ya Rab diye gözyaşlarıyla dua edersek evladından mı istiyorsun? Evladında kesinlikle %100 en kısa zamanda değişme olacak. Eğer sen evladının o halde olmasıyla alakalı hata yapmıyorsan. Allah'ım evladımı ıslah eyle. Allah'ım evladımı hayırlı eyle. Bu duadır, bu dua yapılır. Allah'ım evladımı hayırlı yetiştirmemi nasip eyle Allah'ım. Çünkü küllü mevlidin yüledü alâ fıtratil İslam. Her doğan İslam fıtratı üzerine doğar. Eğer evladımız hayırsızsa evladımızın sıkıntısından değil, o bizim sorunumuzdandır. İlk önce o sorunu biz kendimiz çözeceğiz ve ondan sonra bakın evladımız nasıl düzelmeye başlıyor. Çaresi kalkın Allah rızası için. İzlemeyin ya. Kalkın Allah rızası için. Abdestinizi alın. Teheccüd namazınızı kılın ve ellerinizi açın yalvarın. Vallahi vatanımız bir anda değişir. Şu ümmetin hali bir anda değişir. Ama kaç tane gözyaşı akan insan var bu saatte? Evet hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Teheccüdün bir de şunu soracağım teheccüdle alakalı hocam. Şimdi sevgili izleyicilerimizin çokça merak ettiği soru da şu. Hocam şimdi Ramazan malum biz uyumuyoruz. Uyumadan İşte sahur yapıyoruz. Bununla alakalı hani uyumadan teheccüd namazı kılınır mı? Sorusu da çokça gelen sorular arasında. Şimdi teheccüd bir vakitin ismidir. Namazın ismi değil. Teheccüd öğle namazı ne zaman kılınır? Güneş tepeye çıktıktan sonra düşmeye başladığında öğle vakti. Öğle vakti o vakittir. İkindi vakti o vakit. Akşam güneş battıktan sonradır. Sabah teheccüd vakti de gecenin 1/3 bitip 1/3 kaldığı vakittir. Bu vakitte ister uyuyabilirsin, ister hiç uyumaya da bilirsin. Çünkü evliya-i kiram çoğu zaman
sabahlara kadar uyumaz idi. Ama onlar gece namazlarını hiçbir zaman aksatmazdı. Şeytanın nefsin hilesidir. Ya uyumadın namazını kılma. Şu çok daha faziletlidir. Uyudun. Ben Rabbimin huzuruna gitmem lazım dedin. O sıcak yatağından kalktın. Bunun fazileti çok daha fazladır. Ama şu anda teheccüd namazı kılınır mı? Kesinlikle kılınır. Birebir teheccüdle aynıdır. Yani insanların uyanmasına gerek yok. Yine bu vakitte yani öyle olsa daha faziletlidir ama yani uyumadan da teheccüd namazı kılınabilir. Teheccüd insanların şunu da soralım hocam ardından bu konuda geçmiş olalım. Teheccüd namazını anlatır mısınız hocam? Teheccüd namazı nasıl kılınır, ne okunur? Bunu da hemen soralım ardından diğer konularımıza geçelim. Teheccüd namazında saygıdeğer izleyiciler her şeyimizi bir kenara bırakırız. İlmimizi, amelimizi, işimizi, günahlarımızı ve hatalarımızı yalın bir şekilde Allah'ın huzuruna çıkarız. Ve Allahu Ekber deriz. Riya yapacağımız kimse yoktur. Gösteriş yapacağımız kimse yoktur. Biz ve Mevla. Allahu Ekber dedikten sonra namaza başlayın. Ve ondan sonra sadece hiçbir şeyin hesabını yapmadan Allah'a yönelin ve namazınızı kılın. Bununla beraber ne okunması lazım? İstediğiniz her şeyi okuyabilirsiniz. Ancak zaten Temel'e sormuşlar kaç tane sure biliyorsun? Demiş ki 4 tane. Hangileri onlar? 3 kulü vallahi bir elham demiş. Şimdi zaten çok da şey bilme durumumuz yok. Öğrenmiyoruz daha doğrusu. Bildiklerimizi okuyalım. Teheccüd namazında o saflığı yakalayalım ama. İlmini bir kenara bırak. Amelini bir kenara bırak. Yapmış olduğun ibadetlerini bir kenara bırak. Veya günahlarını bir kenara bırak. Yalın bir şekilde Allah'ın huzuruna çık. Allah'ım ben geldim ya. Allah'ım ben geldim. Beni huzuruna aldın Allah'ım. Beni buraya çağıran sensin Allah'ım. Demek ki istediğimi de veren sensin Allah'ım. Allah'ım ikram eyle dersin. Teheccüd zaten budur. Başka hiçbir şeye gerek yoktur. Bir şeyler katıştırdın mı? Onu şöyle yap, onu şöyle yap dediğin zaman o teheccüdün tadını, lezzetini kaybedersin. Evet hocam. Hani dua bilmiyorum ya da sure bilmiyorumdan yakınanlar da bu şekilde kendilerini kurtaramamış oldu. Kurtarılmazsınız. Yani kılmak istiyorsanız her türlü yolu var demek istediniz. Gelen mailleri de okuyalım. Yerler onlara da yer vermeye çalışıyorum. Selamun aleyküm hocam. Cuma namazını kılarken aklıma kötü şeyler geliyor. Namaza adapte olamıyorum. Acaba imanım mı zayıf? Çok korkuyorum. Bundan kimseye de bir şey diyemiyorum demiş bir izleyicimiz hocam. Namaz kılarken aklına kötü şeyler geliyor. Acaba gelmeyen var mı? Diye bir sormak lazım. Acaba gelmeyen var mı? Yok. Şunu unutmayın. Şeytan ve nefis namazda bizi kendimizden almak isterler. Bazen namaza duruyorum. Kafamda birkaç tane mesele var. Nefsimle sözleşiyorum. Diyorum ki bunu namazda düşünmeyeceksin diyorum. Düşünmeyeceğiz. Bunu artık namazda düşünmeyeceğiz. O maddelerin hepsini düşünmeyeceğim diye kendimi eğitiyorum. Namaza başlarken başka bir mesele bir anda aklıma giriyor ve başlıyor sarmal. Bir bakışım namaz bitmiş. Ama namazı dururken Mevla'nın huzurunda olduğumuzu düşünür ve namazı kılarken tefekkür halinde namazımızı kılarsak hiçbir şey aklımıza gelmez. Ama imamın arkasına durdun, Allahu Ekber dedin, namazı kılıyorsun. İmam okuyor, sen de ne yapacaksın? O nasıl olacak, bu nasıl olacak diye düşünürsün. Ama namaza durdun, imam okuyor, önemli değil. Sen de tefekkür yaparsan, bu huzura getiren beni Allah. Beni bu hale getiren Allah. Huzuruna alan Mevlam. Allah'ım halim sana ayan ben. Bu şekilde namaz kılarsan hiçbir şey düşünmezsin. Bunun bir kolay tarafı da var. İnsanlara zor geliyor ama okuduğun bütün ayetlerin anlamını bilmen. Okuduklarının anlamını bilirsen namazda başka hiçbir şeye düşünmene gerek yok. Ama namaz kılarken kötü şeyler düşünüyorum, namazı bırakmalı mıyım? Kesinlikle bırakmamalısın. Namazındaki o bağlantıyı kuvvetlendir. Başka türlü bunun çözümü yok. Tefekkür ederken Rabbimizi düşüneceğiz yani. Sonuçta kesinlikle. Rabbimizin karşısındayız. Selamünaleyküm hocam. Dua etmeyi bilmiyor. Hatta uzak duruyoruz. Sadece namazdan sonra kısaca dua ediyoruz. Oysa ki dua kendisi gibi ibadet olmakla birlikte kulun en zengin olduğu istemeye doyamayacağı bir zenginlik. Müminin mümine duasının güzelliğinin üstünde durur mu hocamız inşallah
demiş. Müminin mümine duası kabuldür sözünü hatırlatarak bu soruyu size yöneltelim hocam. Evet, bir mümin diğer bir müminin mümin kardeşi hakkında Allah'a dua ederse, namaz kılıyorsun Allah'ım, bu Selman kardeşim Allah'ım, Allah'ım ona hayırlı aileler ikram eyle, hayırlı bir eş nasip eyle, salih salih evlatlar ikram eyle dersen, amin, ve bunda hiçbir menfaatin yok, sadece Allah için ona dua ediyorsun, bil ki Mevla Teala ona neler ikram ediyorsa aynı fazilette sana da güzellikler ikram eder ve bu dua kesinlikle reddolunmaz. Bir mümin diğer bir mümin kardeşi hakkında gıyaben dua ederse Mevla Teala Hazretleri o duayı kesinlikle reddetmez. Babanın duası reddolmaz, peygamberin duası reddolmaz, bir de bu dua reddolmaz. Onun için herkesin birbiri hakkında dua etmesi lazım. Allah'ım sen bunu var, ıslah eyle Allah. Ne var eksiği? Allah'ım, kardeşim biraz cahillik yapıyor Allah'ım. Sana karşı biraz Allah'ım uzak duruyor Allah'ım. Allah'ım ne olursun Allah'ım ona güzellikler ver, hidayet ver diye samimi bir şekilde dua ediyorsan Mevla Teala Hazretleri ona ikram etmiş olduğu bütün faziletleri sana da ikram eder. O 5 derece yükselirse sen de 5 derece yükseliyorsun. Evet. Hocam oruçluyken bilmeden su içtim. O an oruçlu olduğum aklıma geldi, ne yapmam lazım demiş. Aynen, devam edin. Bu Mevla'nın bir ikramıdır der hocalar. Evet. Bir izleyicimiz fıkhi bir soru sormuş. Eğer borcu olan kişiye zekat düşüyorsa karşı tarafı da rencide etmek için, etmemek için estağfurullah, ben borcunu sildim, bunu zekata saydım diyebilir, bunu belirten alimler var demiş. Hocam böyle bir alim denen olduğunu söylemiş. Ama bu hani soru sorduk ki hocam size bununla alakalı. Ama borçlu kişinin zekat alacak durumu var da bu geçerli değildir demiş. Çocuğum hiç susmuyor, sürekli ağlıyor, uyumuyor. Bir de, bu da diğer bir izleyicimizden gelmiş. Huzursuz ne yapmalıyım demiş bir izleyicimiz de böyle bir soru sormuş. Önceki soruya yani, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hocama ben bir önceki soru... Yani böyle alimler de var, hani bunu caiz olduğunu söyleyen alimler de var demiş. Ama şu anda müftabih olan fetva birincisidir. İkincisi yorumlardır sadece. Oluyorsa ne kadar güzel. İnsanlar dertten kurtulur. Yani insanların piyasada bir dünya alacağı var. Herkes alacaklarını. Batmış, batak ticarette zarar. Onu da sil, onu da sil, onu da sil. Hiç zarar etmezsin. Herkesin silersin sonra. O zaman zekatın bir özelliği kalmıyor. Hocama sordum. Hocam dedim benim kızım var biraz durmuyor dedim. Efe gayra dinillahi yebune ve lehu esleme men fissemavati vel ardi dav'a ve kerha ve ileyhi yurca'un ayet-i kerimesini okuyup sağ omuzuna doğru üfle dedi hocam bana. Çocuk durmuyor, sürekli ağlıyor. Sürekli ağlıyor. Bu bir anne baba için çok rahatsızlık verici bir şey. Üzülür anne baba. Yani neden bakar başkalarının çocukları uslu duruyor, benimki hiç durmuyor. Gece uyumuyor, gündüz durmuyor, huysuz. Ama bunun illa sebebi vardır. Benim çocuğum ne zaman öyle yapsa ben bakıyorum bir yerde bir hata yapıyorum. Bakın benim 2 yaşında bir tane kızım var. Ne zaman başlasa huysuzluk yapmaya hemen dönüyorum kendime. Sen bir yerde bir şey yaptın. Bak bu çocuk ondan durmuyor. Ve o hatamı buluyorum, düzeltiyorum, kendine geliyor. Efe gayra dinillahi yebğune ve lehu esleme men fissemavati vel ardi dav'a ve kerha ve ilihi yurca'un. Bu ayet-i kerimenin numarasını ara vereceğiz. Aradan sonra ben size söylerim. Hangi sure, hangi ayet olduğunu. Bu ayet-i kerimeyi okuyun, sağ omuzuna doğru üfleyin. İnşallah sakinleşir. Sakinleşmiyor, durmuyorsa bilin ki bir yerde aile, anne veya baba bir yerde bir hata yapıyor. Oturun. Konuşun, nerede bir eksiğimiz var, onu tamamlayın, çocuğunuz bir anda çok güzel hale gelir. Evet. Oruç tutmak istemiyorum, annem zor. Çok samimi bir arkadaşımız yazmış, aslında samimiyetini dile getirmiş. Neden nedir demiş, annem zorluyor, tutmuyorum demiş. Neden nedir siz demiş, Yusuf adı güzel kardeşimiz göndermiş. Oruç tutmak istemiyorum, evet. Annem zorla tutturuyor. Olsun, sen zorla da olsa tutmaya devam et. Bir insan sahibinden uzaklaştıkça, yaradanından uzaklaştıkça,
kendisini yaradan Allah'ın Allah'lığını kaybettikçe artık ona ibadet etme hissini kaybeder. Bizler sahibimizi tanıdıkça ona kulluk ederiz. Oruç bizim kültürümüzde, bu Türkiye'de bir insan, çoğu insan orucu adet olarak tutmaya başladı zaten. Abi oruç ne, olur mu ya, ben 11 yaşından beri oruç tutuyorum. Sadece oruç tutuyor. Ama oruç aslında bir ibadettir. Orucu Allah için tutarız. Allah'ım sen bunu emrettin. Ben de senin için oruç tutuyorum. Allah'ı tanımıyorsa, Allah'ı bilmiyorsa, Allah'ı takdis ve takdir etmiyorsa bir insan oruç tutarken zorlanır. Bir de bu delikanlıysa hepten zorlanır. Bunu aşmak için yapılması gereken tek şey var. Mevla Teala'yı bilmek ve tanımak. Eğer buna çalışmazsa oruç tutmaya zorlanmak devam eder ve bu her geçen gün artar, her geçen yıl artar. Mahalle baskısı olmazsa oruç tutmaz hale gelir. Şu andaki üniversitelerimizin, gençliğimizin düşmüş olduğu durum gibi. Bunun tek çaresi, niye oruç tutacaksın? Kimin için yapacaksın? Yolda gidiyorsun, bir tane adam çevirdi seni. Gel bakayım delikanlı, şuradan bana bir su getir dedi. Ne dersin ya, bak içine. Ama yolda gidiyorsun. Oğlum bana bir su getirir misin? Bir baktım baban senden su istiyor. Hemen koşa koşa gidersin suyu getirsin diye. Sen babanın değerini biliyorsun. Babana saygı gösteriyorsun. Babanı tanıyorsun. O senin baban. Şimdi bir insan Mevla Teala'yı tanımazsa Allah der ki kuluna oruç tut. Yani tutacağım ki oruç der. Ama Mevla'yı tanırsa oruç mu? Tamam Allah'ım, tutmaz mıyım ben orucu Allah'ım der. Bu işi aşmamız için Mevla Teala'yı daha iyi tanımamız lazım. Yoksa sıkıntılı. Hocam selamünaleyküm. Bir hastamız var demiş. İsmi Yusuf. Dua eder misiniz? Hayırlı sahurlar demiş. Dualarla alakalı gelen mesajları okuyorum kıymetli izleyiciler. Böyle birkaç tanesini okudum. Ama buraya yazıyorum ben. Sonunda dua edeceğiz inşallah. Hocamız dua edecek inşallah sonunda. Gelen mailler var. Onlara da yer vereceğim inşallah. Teşekkür ederim sevgili izleyicilerimize de. Ama sahur özel programdan bir ara vereceğiz. Ardından sizlerle birlikte olacağız kıymetli izleyiciler.